Ben sana dün gece bana telefon bağlama demedim mi lan? Bağlamadım abi. Çaldı da mı bağlamadın, çalmadı da mı bağlamadın? Çalmadı da bağlamadım. Hadi ya. Hiç kimse aramadı mı lan? İyi, aferin. Bana bak, çalırsa da bağlama, tamam mı? Fıtı fıtı fıtı. Merhaba, biz tanışmıştık seçmelerde. Bilal değil mi? Ecevit. Bülent Ecevit'ten aklınıza gelsin. O zaman ben oturmayayım hiç, gideyim. Ha yok, şey yapmayalım, buyurun oturun, buyurun, buyurun. Şey yapmışım gibi oldu ama. Yok estağfurullah. Siz şimdi ekipçe birbirinizi tanıyorsunuz ya. Hani ben de tanıyayım dedim. Çünkü oyuncu olarak tanışırsak eğer rollerde daha kolay olur diye. O şey Şişman Bey de bana ama dedi. Mutlaka görüşelim, kaynaşalım dedi. Şişman Bey? Selçuk mu? Yok o değil. Daha şişman olan. Salih. Hah, Salih Bey. Heh, işte ondan uzak durun. Aa, niye? Vallahi adını soyadını vereyim, Facebook sayfasına girin, arkadaş listesini görün, anlayacaksınız zaten. Arkadaş listesi, arkadaş listesi değil, Russian Institute'un sınıflarındaki yoklama defteri gibidir. Benden söylemesi yani. Yok tövbe, uzak dururum ben. Murat, sen ezberledin mi lan rolünü? Bu yaştan sonra bayağı zormuş hakikaten. Üstem abi, senin bu bölüm repliğin yok ki. Mimim var, sesim var. Hanımefendi. Günaydın. Siz de dizidensiniz sanırsam. Evet, ben de ekibe katıldım. Rüstem Bey, ben sizi tanıyorum. Seçmelerde görmüştüm. Siz tanışıyor musunuz? Tanışmıyor musunuz? Vallahi hanımefendinin adı şey. Vallahi acayip bir şey. Hani böyle unuttuğun zaman sallayıp tutturacağın bir isim değil bir kere. Deneyelim. Bilal mi? Değil. Ne dedim ben? Biri benim andı ya. Ecevit. Benim adım Kara Kız. Korku tuhaf bir şey. İhtisasımı yaparken ilk cerrahi operasyonumu 16 yaşında bir çocuğun bel kemiği üzerinde yapmıştım. Bir kız. Ve sonunda 13 saatten sonra üzerini örtüyordum. Ya ben? Kim var orada? Ben varım. Çok özür dilerim. Ben geçiyordum buradan. Bizim karşılıklı oynadığımız sahneyi duyunca dinleyeyim dedim. Şey yapsanıza, buyurun, buyurun. Gelin. Tabii tabii, buyurun. Yok ben atlamayayım ya. Tutunarak geleyim şuradan. Adam gibi değil mi? Aşağı mı yerim? Geri mi yedim ben? Ya ben kaldım burada böyle ya. Eyvah. Şey yapalım. Sağ eli alalım. Şey. Sol eli alalım. Nasıl bunu? Nasıl böyle? Evet aynen. Şey yapalım. Dolaşıp gelelim. Ha oradan dolanıp gelin. Tabii canım, ne gerek var zaten böyle bir şey. Orada yol olması lazım. Etek giymeseydi bacakları omuz atardın da sakat olur şimdi. Gülüsün gelsin ya. Hop. Bari buradan atlayayım dedim. Fıtı, fıtı. Kız doğdu. Ben ne zaman bir ortama girsem zaten hep kız doğar. Sizden değil yani, benden. Ha yok, aklımda bir şey yoktu zaten benim. Bir ara anne babanızın siyasi görüşünü soracaktım. Sonra baktım saçma olacak. Niye saçma olsun canım, sorun. Ha şey, adınız Ecevit ya. Ha ben şakayı da anlamadım. Tam total izleyicisi oldum gözünüzde. Yok, biz herkesi kucaklamaya çalışıyoruz da bazıları kucak sevmiyor. Tabii sevmeyen olabilir. İsterseniz provaya başlayalım. Olur. Ama birazdan ben sete geçeceğim. Ne var ne yok görmek istiyorum. İsterseniz siz de. Tamam. Çok mu istekli göründüm? Biraz. Gidelim mi? Olur. Galiba ben de istekliyim. Masadan atlayayım mı? Gerek var mı? Gerek yok. Ekibe de yeni karakter çok lazımdı, anasını satayım. Salih, Sezercik filmindeki vuracağım kırbacı diyen çocuk sendin değil mi lan? Doğru söyle. Şu an senden öyle bir etkili kaldım da. Audition'a gittiydim. Benim yüzümden de sıkıştınız. Yani, yani. Yok Ece bacım, estağfurullah. Olur mu öyle şey ya? Dur ben size yardım edeyim. Yok yok, ben açarım, ben açarım. Araba da çok güzelmiş. Önemli değil. Üstü açık nasıl olsa arabanın ise atlar iner. Biz de biraz bir şeyler görürüz. Oğlum. Ya yanlış anladınız kardeşim. Ben Feride için söyledim onu ya. Gerçi Feride'nin de artık her yerini gördüm de. Of of. Evet. Boka sardı muhabbet. Buyurun. Değil mi Ahmet? Bacım in, gözümü seveyim. Hadi ineyim ben. Ya
Yalnız kafalarınızı öbür tarafa çevirebilirseniz, çünkü huylandım ben az önce. Yardımcı ol. Ayarlamadım, baktım ben. Vallahi baktım ben. Beyaz saati beyaz, rahat ol. Takarım aslında ben bunu, benim elimden gelir. Takarım ben bunu. Oldu oldu. Bir çekebilir misin onu? Yok, o değil, o değil, o değil, o değil. Aşağıda bak, şuradaki, şuna bas. Oha lan. Oha, diziler birbirine karıştı ya la. Hesari, üstü açık arabayla Faruk Peker fantezisi yapmak şu ekipte bir tek senin zekana yakışır zaten. Kapanıyor oğlum bu arabanın üstü. Kapatayım mı? Kapa lan, kapa. Sizin ekip biraz fazla maskülen sanki. Her daim sizinle beraber de işlerini umuyoruz. Bacım kusura bakma, herhalde düğmeler karıştı. Ahmet, Sadi, yakalayın. Sıçacağım ağzınızı artık ha! Ahmetciğim, hiç Beykoz trafiğine girme, beni Kavacık'ta bıraksan. Biliyorsun Kavacık İstanbul'un en merkezi yeri, hatta dünyanın merkezi. Yüzüklerin Efendisi gibi bahçıvan sen miyim lan ben? Niye her yere seninle geliyorum, niye? Ne sapağı? İleride otobüs durağı var. Oraya bırakırım, oradan otobüste gelirsin. Hay Allah'ım ya! Amına koydunuz arabanı! Pardon hacı ya, senin kafayı. Karakteri hala bir çözemedim ya. O böyle sorumluluk duygusunu üzerine bir giyebilsem, kesip biçiyorlar ya bunlar. Bayağı ciddi alıyorsunuz bu işi. Vallahi almak zorundayım. Bu işi de beceremezsek artık kariyerimiz yerlerde demektir. Ondan sonra Çalgı Çengi 2'yi de unut. Aslında sizin karakterin sorumluluk hissi sanki doktorluğundan geliyor. Anladım. Doktorluktan da hiç anlamam ben ya. Ben de hiç anlamam ya. En son lisede gitmiştim doktora. Öyle mi? Bayağı önemli bir şey olmalı. Benimle konuşan insanları duyamıyorum diye gitmiştim. Sonra doktorun neyiniz var sorusunu duyunca anladım. Meğer kimse benimle konuşmamış. Benim de vücuttaki demir fazlası problemini saymazsak, en son sünnet olmaya gitmiştim doktora lisede. Tokat Devlet Hastanesi, hiç unutmuyorum, birbirine girmişti hastane. Hemşireler gözlerinde büyütmüş beni. Şaka şaka ya. Hiç ben de şaka. Orta sonda sünnet olmaya gitmiştim doktora. Hatta yanlış kesmiş, bir defa daha gittim. Ya şimdi bu ipler kendi kendine eriyecek dedi. Benim de şansım erimedi mi? Şişti mi bu? Davul gibi oldu mu? Görsem böyle yukarıdan baksam bendir. Haliyle yanlış kesmiş, öyle kaynadı gitti. Oldu o zaman, ben derhal odama çıkayım. Kapıyı da arkamdan kilitleyeyim. Tabii tabii, sen git. Siz gidin. Zaten sohbet sarpa sarmaya başladı. Dikişlerimi göstermeden siz gidin. Ben o zaman... Ama o doktora mutlaka gidin. Rol için size çok faydası olacak. Görüşürüz. Yani doktorla görüşürüm. Ben bir doktora gözükeyim. Aklını sikeyim, bilince aklını sikeyim ya. Ne yapıyorsun, ne diyorsun kıza sen ya? Fıttı, 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 fıttı. Adam üstü açık arabada mahsur kaldı ya lan. Yeminle belgeseli izliyor gibi Salih abi ya. Bir yaralı parmağı işeme, yaralı parmağı. Hey Allah'ım, yarabbim ya. Fıttı, fıttı. Lan arkadaş, Amerikan filmi mi bu ya? Gel bir arabayı kilitle, bir üstünü kapat ya. Miami Vice mi buraya? Don Johnson kime diyorum? Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin. Ne kadar da...